Değerli arkadaşım yine çok güzel bir soru var. Hocam arda arda güzel soru. Evet arkadaşım arda arda güzel sorular. Şekil 1'deki AB çaplı O merkezi yarıçapı çapı 4 kökü santim olan yarım çember AB'ye paralel olacak şimdi. Katlanınca şekil 2 oluşuyor. Katladığında O merkezi oluşuyorsa ki bu soruyu daha rahat görmen için ben şöyle bir hamlede bulunacağım. Hop bak senin sana daha yakın oldu soru. Şimdi arkadaşım ben buradan alıp buraya katladıysam bu da bir yarıçaptır. Tam ortadan ikiye bölmek zorunda. Bunu diğer videolardan da hep bahsettik. Burası da 2 köküştür. Burası da ne olacaktır? 2 kök 3 olacaktır. Biraz kalemimi incelteceğim. Şöyle bir bakayım. Bu incelik yeterli. Arkadaşım O ile C'yi birleştirelim. Bu da yarıçaptır Burası da 4 kök 3 olur. Burası 90'dır. Hocam 90'ın gördüğü 4 kök bir şeyin gördüğü ne oluyordu orada? Söyle arkadaşım yarısı. 30 derece. Burasının 60 derece olması gerekir. Yine aynı mantıkla gidersek. D'yi O'yu birleştirdim. Hocam burası 30 derece olacaktır. Burası 60 derece olacaktır. 30'un gördüğü 2 ise 90'ın gördüğü 4 köküç, 60'ın gördüğü köküç kadar kadardı 6. Ne olacak? Burası da 6. Peki biz bunu katladığımıza göre. Arkadaşım şurası da yeşil bölgenin alanı olmaz mı? O zaman aynı alana denk geleceğine göre ben üsttekinin alanı bulmam demem. Alttakinin alanıyla aynı şeyi ifade eder. Rica ediyorum. Şu taradığım bu kısma bak. Bak 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 bak. Burada bir daire dilim var. Kaç derecelik? 120 derece. Daire dilin alanını bulacağız. Nasıl buluyorduk? Pi çarpı yarıçapı 4 kök 3. 4 kök 3'ün karesi çarpı 120 bölü 360 kısımlık alan. Eksi Evet arkadaşım dikkat et. Şurada oluşan üçgensel bölgenin alanını çıkaracağım. Tabanı 12. Tabanı 12. Yüksekliği 2 kök 3. Taban çarpı 2 3 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım. Hocam bak buradaki 2'ler birbirlerini götürdü. Hocam bunda bunu sadeleştirdim. Buradan 3 geldi. Şuraya düzenlediğimde 16 çarpı 3 gelir. Hoca bu 3'lerle birbirini götürür. Geriye buradan 16 çarpı pi kalır. Buradan ne kalmıştı? Eksi 12 kök 3 kalmıştı ki ben sorumu çözdüm şıklarımı göremiyorum uzaklaştım şıklarımı gördüm 16 pi eksi 12 kök 3 de işte. doğru seçeneğimi Ceyhan işaretler yolumuza tam gaz devam ederiz. Değerli arkadaşım yastığın arkana kenar uzunlukları 18'e 24 birim olan dikdörtgen A köşesi etrafında ok yönünde döndürülerek birinci konudan ikinci konuma getiriliyor. C köşesinin düzlemdeki çizdiği yayın uzunluğu. Aha bak 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 senden istenen şu yayın uzunluğu. Şimdi güzel insan şuna iyi bak. Şu C üstü ile A'yı birleştirelim. Buraların 45'er bir birleşsem birader yazacağız biz oraya. Şöyle birleştirdim. Bu arkadaşları birleştirelim. Şurada köşegenleri çizdikten sonra şuranın 90 derece olduğunu görüyorum. Farkındaysan arkadaşım şu bizim için artık yeni oluşan bir daire diliminin yarı çapına denk geliyor ki bizden istenen bu yayın uzunluğu. Ben 2 pi bulacağım bunu. Hatta bu yayın uzunluğu ne olmalıdır? 2 pi çarpı r çarpı açı 90 olduğuna göre 90 bölü 360. yarıçap çapı bulduğum an bitiririm olayı. Peki burada bir dik üçgen var. 18, 24 özel üçgen olduğuna göre buraya da 30 santim yapıştırırım. Demek ki yarı çapım da 30 eşittir. O halde arkadaşım 2 pi çarpı r'ye 30 yazdım. Çarpı 90 bölü 360 dediğimde sadeleştirdim 4. Sadeleştirdim 2. Bir kez daha sadeleştirdim 15 pi ile doğru seçeneğimi denizli şıkkı bulmuş olurum. Değerli arkadaşım arkana yaslan, kitabın elini al aç ve hemen oradan taralı bölgenin alanı değiştir. Kusura bakma bizim arkadaşlar boyayı tararken bilgisayara yanlış bilgiyi vermişler. Yanlışlıkla tamamını taramışlar. Aslında sadece o taralı S2 dediğim yer yeşilli bölge. Yoksa sen durmadan 4 bölü 9 cevabıyla ce ce cebellenir durursun. Bu adam nasıl çözmüş de gelip izlemeye kalkma bulamazsın şıklardan. O yüzden S2 yeşilli bölgenin alanı olarak hesaplayacağız. Haydi gel bilgileri dağıtalım. DC gördüğüm yere A dedim. OE gördüğüm yere 2A dedim. EF yayına B dersem AC yayı 3B'dir. Arkadaşım bak yarıçap 2A ise burası da 2A'dır. Şurası A ise eşit olacaktır burası A. Bak 2A'ya 3A oranı varsa tıpkı üçgen benzerliği gibi yay benzerlikleri yapacağım burada. 3B'ye burası ne olur? 2B. Aynı mantık burada da geçerli. 2A'ya 3A ise burası B ise buranın da 3B bölü 2 olması lazım. Şuradaki açının alanını şöyle bulursun. Bak yarı çap çarpı yüksek yani üçgende alan buluyor gibi taban çarpı yükseklik gibi uzatmamak adına öyle yapıyorum çünkü ben buraya alfa derim buraya da alfa derim yay alanlarından bulabilirim oranlayacağımızdan dolayı ama hiç o işin oraya kısmına girmiyorum taban çarpı yükseklik bölü 2 gibi düşünebilirim 2a çarpı 2b bölü 2 bölü dedim bak burada da sanki yamuk alanı bulacakmışım gibi hisset ve öyle çözmeye çalıştım düşün 3b bölü 2 artı b çarpı yüksekliği a bölü 2 derim cevabı ulaşırım. İkiler birbirini götürür. Hocam a'lar birbirini götürür. Buradan sadece 4b geldi. Bölü aşağıdan da düzenleyelim. 2b 3b daha 5b bölü 2 gelir. B'ler de birbirini yazın, götürür. Bölüğünün üstü bölüğünün altı. Birincisi olduğu gibi yazılır. İkincisi ters çevrilir, çarpılır. Karşıma 8 bölü 5 ler. Doğru seçeneği mi? Bursa seçeneği bulmuş oluruz. Kusura bakma. S2 taralı bölge unutma tamam mı? Ey benim güzel arkadaşım. Şekilli GB çaplı yarım çember. A ve B merkezde AB yarı çaplı çember C noktasında kesiyor. Tamam. Bir arkadaşım şöyle ben bir A ile C'yi birleştir. Buranın da yarı çap olduğunu farkındasın. Ya güzel birleşmedi ya. Güzel birleş. Canını yedim şuradan A ile C'yi bir birleştir oldu. Burası, burası ve burası birbirine eşit. Burası da kök altı. Burası da ne olur iki kök altı. Burası da iki kök altı olacaktır. Senden istediğim şu beyaz bölgenin alanına da bir isim verelim. Senden bir şey isteyeceğim. Hocam eşkenar üçgen çıktı. 60 derece oldu buraya. 60 dereceyi de yapıştırdım. Bak, 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 bak dostum. Şu bölgenin Toplam alanı. A artı S1 artı A değil mi? Buranın alanı aslında şu or şurada oluşan 60 derecelik daire dilinin alanı değil midir? P çarpı R kare. R'si kök altı olduğuna göre arkadaşım. R'si kök altı değil. Dikkat et ha benim gibi yanılma. 2 kök altı burada tamam mı? R'si 2 kök altının karesi çarpı 60 bölü 360. Hemen düzenleyelim. Hocam buradan 6 kalır. Hocam bak bu 6 ile şurayı düzenledim. 4 çarpı 6 gelir. 6 birbirini götürür. S1 artı A'nın alanı 4 pi gelir. Bu kenarda dursun. Bir de senden sarıyla taradığım kısma bakmanı istiyorum. Bu da yarım dairenin alanı değil midir burası? Buranın alanı da A artı S2 eşit değil mi? A artı S2. Şurada bulayım bunun alanını hemen pi çarpı r kare bölü yarım dairenin alanı 2. Ama burada yarı dikkat et kök altı. O halde arkadaşım kök altının karesinden 6 pi bölü 2 sadeleştirdiğinde 3 pi gelir. Benden ne istiyor? S1 eksik. Bitti 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 çıkar gitsin. A'lar götürür. S1 eksi S2 4 pi'den 3 pi çıkınca pi kalır. Doğru seçeneğim. İşaretleyemedim. Doğru seçerim. Edir nedir? Değerli arkadaşım karşımıza baktığımızda çok güzel bir soru var. Şekilde o merkezi yarım çemberin içine A, B, C, D yamuğu çizilmiştir. Bak burada bir kiriş var. Bunlar birbirlerine bir kere paralel. Arkadaşım bu yamuk aslında ikiz kenar yamuk. Dikkat etmen lazım. Şurayı 90 derece yapıştırırım. Neden hocam? Bu arada elim çok kayıyor arkadaşım. Bir yandan el, elimizi de giyelim. Nedenini de açıklayalım. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir. Hemen onu orada yapıştırdım. Sanırım şimdi çok daha rahat çözeceğim sorumu. Arkadaşım şuraya alfa dersem buraya da alfa 2 alfa yapar. O zaman oranın 2 iki alfa ikiz kenar yamuktan. Peki hocam 90 alfa 2 alfa ise burası 60 derece. Buranın 30 derece olduğu esprisini yapma. Çünkü çok basit şekilde gördük. Peki dostum gördük. Burada bir z kuralı var. Burası da 30 derece. Burada da bir ikizkenarlık kenarlık geldi. Bu uzunluklarda birbirine eşittir. Bakalım şöyle bir Yarı çap çizelim. Bizim yarı çapımız 2 kök altıysa burası da 2 kök altı. Burası da 2 kök altıdır ki arkadaşım bunların karşılık uzunlukları da eşit olacağından buralara da iki kök altı yapıştırabilirim. Bana bir yükseklik gerekiyor. Yüksekliği nereden bulurum? Şuradan bir 90 dereceye inerim. Hocam bak şurası. Şimdi iyi izle. Burası 60 derece. Burası 2 kök altı yarı çaptı. O zaman şurası da 60. Aslında burası bir eşkenar üçgen gelir. Şuraya 2 kök altı yapıştır bir kere. 90'ın gördüğü 2 kök altıysa şurası 30 derecedir. 30'un gördüğü bunun yarısı kök altı. 60'ın gördüğü kök 3 katıdır. Kök 18 yapar. O da 3 kök 2 demektir. Şimdi bekle. Senden istediğim bu taralı bölgelerin alanını bulacaksan. Şurada bak bir yarım daire var. Bu yarım dairenin alanını yazalım. P çarpı r'si 2 kök altı 2 kök altının karesi bölü 2 eksi. Şurada da sarıyla taradığım bir ikiz kenar yamuk var. Nasıl alanı bulurum? Alt taban artı üst taban. Yani 4 kök altı artı 2 kök altı çarpı yükseklik. Yükseklik 3 kök 2 iki bölü 2'den bulurum. Şimdi izle. Hocam şimdi şöyle bir güzel düzenleme yapalım. Şuradan 4 çarpı 6 gelir. Buradan 4 kök altı 2 kök 6 daha 6 kök 6 çarpı 3 kök 2'yi 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2 düzenlemede evet 12 pi geldi. Dikkat et 3 kere 3 9 kök 6 kök 12 e, kök 12 dışarı ne diye 4 e 3'ten 2 kök 3 geldi. 9 kere 2 of. 18 kök sen o kısımları zaten hallettiğini düşünüyorum. O halde doğru seçelim 12 pi eksi 18 kök 3 ile atanaşık olmalı güzel insan çok güzel de bir soru var karşımızda taralı alan sorulmuş çapı bak hesaplayalım şuradan 14 4 16 2 daha ne yapacaktır arkadaşım evet yazdım buraya 18 olur mu hocam ya, ya ne biçim işlem yapıyorsun sen desene 20 bir an düşündüm 18 nasıl oluyor diye 20 yapıştırdım dur ciddiyetimiz kuruyor burası o merkezde şimdi yarı çapları çiziyorum hocam bak burası yarı çap ahanda hocam bak burası yarı çap yarı çapsa buralar 10 10. Şuranın tamamı 10 olacaksa buraya 8, buranın tamamı 10 olacaksa buraya 6 kalır. 6 8 10 üçgenlerini şu her iki tarafta görüyorsun. 6 8 10 6, 8, 10 üçgenlerini yapıştırdım benden istenen yalnız burada iki tane benzer üçgen var hemen şuraya alfa diyelim buraya beta diyelim Beta'nın gördüğü 8 ise burada da beta'nın gördüğü 8 alfa'nın gördüğü 6 olacaktı Alfa artı beta 90 ise alfa artı beta 90 şurayı da 90 derece kalır ki benden istenen taralı bölge artık sen bunları benim soruları izlerken öğrenmen lazım O taralı bölgeyi bulmak için önce şurada oluşan 90 derecelik daire dilinin alanı bulursun yani pi çarpı R'si 10'du onun karesi bölü daire dilimi çeyrek daire dilimi 90 derece olduğu için 4'e böldüm. Eksi şuradaki ikiz kenar üçgenden çıkardım mı hoppalak karşıma o taralı bölgenin alanı kalır. Taban çarpı yükseklik bölü 2 10 çarpı 10 bölü 2. Düzenleyelim. Hocam buradan 100 gelir. %4'ü sadeleştirdim 25 pi eksi. 2 ile onu sadeleştirdim 1 çarptım 25 pi eksi 50 ile doğru seçeneğimin varsa seçeneği olması gerekir. Efsane bir soruyla bitirmiş olduk.